Merhaba arkadaşlar, e, Conquer Blade videosuna hoş geldiniz. Bu videonun bulunduğu seri yeni bir seri olacak. Biraz daha e, oynanış videoları, işte güncelleme videoları, yama notları gibi videolar yer alacak. Bir nebze daha uzun soluk videolar olur muhtemelen. Şimdi sezon 8 geldi bildiğiniz gibi. ara e, arayüzde F5 kısmı tamamıyla değişti zaten. Görmüşsünüzdür veya yeni başlayanlarda da şimdi görüyordur. Burada savaş biletinin içerikleri yenilendi, değişti. Haftalık iddialar aktifleşti, doktrinlerimizi alabiliyoruz, görevler geldi. Sezon iddiaları, tüm birim iddialarının seviyeleri düşürüldü, yaman notlarına ayrıca bahsedeceğim. E, 9 gün sonra dediler, <laughs> 37 gün sonra da e, Mado birim açılacak, sarı birim, e, mor birim diye hatırlıyorum ben bunu. Bu da mavi birimi. Bu da yeni bir karga sınıfımız. Görevleri yaparak becerilerini elde edebiliyoruz. Balyoz gibi düşünebiliriz. Bu şekilde başka harekatlarda tarihlerimiz belli oldu. Bu ilgili tarihlerde açılan yerler gösteriliyor burada. Ürünlerimiz değişti. Sezon mağazamız da yenilendi, stokları da yenilendi. Bunun dışında burada yurtluk akını vardı. Haydut akını oldu. Çok da fazla bir şey göremedim muharebelerde. Başka da bir map işte ana şehir olarak burası geldi. Ve map'in aşağı Anadolu dediğimiz kısmı şurası kapatıldı. Şu an bu bölgedeyiz. Yani genel anlamda bu kadar diyebilirim. şimdi buyurun gelin yama notlarına geçelim. Evet arkadaşlar şu an görmekte olduğunuz site Concrete resmi sitesi. Şöyle en baş en tepeye alayım en başa alayım. Buradan e, sezon öncesinde de fragmanlarda gösterildiği gibi 3 tane birimden bahsediyor. Az önce gösterdiklerim e, keşişler, garisonlar, bataryonlar, 3 e, yıldız, 4 yıldız ve 5 yıldız birimler geldi. Kargılı sınıfı geldi bahsettiğim gibi. Kargalı sınıfın görevlerinden bahsediyor ve bu kargılı sınıfın becerilerinden bahsediyor bu arada. Bunlar açtıkça okunacak şeyler benim düşüncemde, o yüzden burada es geçiyorum ben. Yine bir sınıf kısmı. Ondan sonra burada Unit Challenges Improvements dediği kısım tüm birim iddialarının seviyesinin düştüğünden bahsediyor kısa bir özette burada yani ikinci üçüncü beşinci altıncı tüm sezon birimlerinin birim iddiaları seviyesi düştü onun haricinde Fame Store dediği şey Garnizon Komutanı dükkanı ee, orası yenilendi yeni ödüller eklendi ve puan sıfırlandı ee, bu oradaki e, Fame'i nasıl kazacağınızı anlatıyor onun dışında biraz daha aşağı inersek tarihlerden bahsetmiş burada. Rünlerden bahsediyor önemli olarak gördüğüm. Çizme ve eldivene de rün takılabiliyor artık. Silah rün kapasitesi 5'e zırh rün kapasitesi de 3'e düşürüldü. Onlar benim gözümde önemli değişiklikler. Ondan sonra paralı asker fiyatlandırılmasına değiniyor. Şu kısımda yani yardımcı birim fiyatlandırmasına şu cümlede normal hesaplarda 600 puan premium hesaplarda 700 puan olacak şekilde bir ibare kullanılmış. Bu bahsettiğim e, puan ise şu olmakta hemen göstereyim şuradaki puan U'ya bastığımız zaman çıkan yardımcılar kısmındaki yer. Bu şekilde hemen dönelim peş notlarımıza. Bir saniye. Burada zaten aynı ekranı görmekteyiz. Onun dışında neredeydi o? Hane'dan durumundan bahsediyor. Eğer ittifaktan çıkan bir hane'dansanız veya atılan bir hane'dansanız, 72 saat sonra yeni bir ittifaka girebilirsiniz. Ondan bahsediyor bu kısımda. Dünya mapinden bahsediyor. Oraları atlıyorum oralar zaten hani gözde görülen yerler değişiklikler e, Maps kısmında haritalar kısmında e, birazcık daha nispeten küçük olan haritaların e, gelme olasılığı düşürülüyor bu kısımda bir diğer maddesinde ise e, kuşatma makineleri olan geliştirmelerden bahsediyor. Burada gördüğünüz bir MVP algoritması mevcut. Bu MVP algoritmasında yapılmış olan bir değişiklik var. O da şu şekilde nokta ele geçirme işte ABC veya çadır artık base ne denilirse o noktaları ele geçirme daha az hasar alma ve büyük kuşatma makinelerini yok etme MVP algoritmasındaki etkinlikleri arttırılmış. Ölüm bilgisi eklendi. T'ye e basarak öldükten sonra hangi birimden veya hangi kişiden aldığınız demeç ne kadarsa onu gözlemleyebiliyorsunuz. Burada yine bir önemli gördüğüm e, malzeme üretme kısmı, craft kısmı mevcut. Bu craft kısmında ise e, oyun içerisinde deneyimi bağlı olarak itemlerin sarı veya mor gelme olasılığı arttırılmış. Yani 1000-2000 level ki adam benim anladığım şey bu yani. 1000-2000 level olan birisi daha kolay bir şekilde sarı veya mor çıkartacak. Onun haricinde artı olarak kritik hasar kritik savunma ve liderlik statlarının gelme ihtimali de arttırılmış. Yani liderlik arıyorsanız şu sıralar bu hazır nerf yememişken en azından negatif bir şey olmamışken şansınızı denemenizden yana benim tavsiyem. Burada dönüşen, pardon, burada dönüşen maddeleri söylüyor. İşte zamanında topladığımız çelik plakalar ve çelik barlar, çelik ingota dönüşmüş, ondan bahsediyor. Onun haricinde beceri sayfaları, gördüğünüz üzere tipe dönüştürüldü. Bu tektiplen diğer sınıflara bir dağıtım yapmaktayız hangi sınıfın odisi geliştirmek istenirse beceri sayfası e, kullanılması gerekecek e, eskisi gibi bir nevi adı beceri sayfası oldu sadece e, Onun dışında burada bir doktrinden bahsediyor bu doktrin e, bahsetmesi şurada da iki maddeden oluşuyor e, Epic koşu doktrinin düşme ihtimali e, olmuş önceden düşmüyormuş artık x'e bastığımız zaman yaptığımız kazılarda düşme ihtimali olmuş. Onun dışında da bazı doktrinlerde çıkma ihtimali arttırılmış. Ee, en son olarak da sınıflara geçmeden önce e, ESC'ye basıp ayarlar ve oradan grafikler sekmesine geldiğinizde en alttaki bir ayar eklenmiş. E, bulutları açıp kapatma ayarı. Şahsen ben denedim. Açtığım zaman 50 FPS, 40 FPS. Kapattığım zaman da 60-70 FPS çıktı. Şehrin içinde kuşatmada denemedim. Bundan sonra kısım ise e, Warlord dediği e, sınıfların olduğu kısım. Burada misket tüfekten bahsetmek gerekirse oynamadığım için direkt e, skill'in adıyla hitap edeceğim ben. Türkçesini bilmiyorum. E, kullanım alanını da bilmiyorum. E, o nedenle başlayalım o zaman. Liquid Fire dediği e, bir skill varmış. Becerisi etki alanı 2.5 e, metre değiştirilmiş. Çıkartılmış. 2 metreden 2.5'a çıkmış. E, dual Blade dediğimiz sınıf e, çift bıçak. Grid Thunderbolt skill'i e, hareket halinden ha, hareket halindeyken de kullanılabilir hale getirilmiş. Kullanılacak tuşa basılı tutarak hareket edebilir. Tuşu bıraktığınız zaman da beceri kullanılabilir olmuş. Glave bunun yanında basic at'a düşürülmüş bu arada. Ondan bahsetmeden geçmeyelim. Yani normal vuruşları düşmüş. Glave'e gelecek olursak da e, çok pardon GLEV'e gelecek olursak da normal vuruşlara karşı savunma arttırılmış yani bu bahsettiğimiz şey nedir sağ klikte yaptığımız kalkan savunması arttırılmış. Arc of Steel becerisi yani çelikten çember olması lazımdı ben de ilk başta GLEV başladım oradan aklımda kaldı. 20 saniyeden 16 saniyede, saniyeye bekleme süresi düşürtülmüş ve kalkan kırma etkinliği arttırılmış. Polax Valtalı Kargı'ya gelecek olursak, Weapon Dance e, skill'i e, Hitbox'ı değiştirilmiş, 3 metreye değiştirilmiş, 2 metreymiş, 3 metreye çıkartılmış. Maul, Balios, e, Forge of War skill'i, bu diğer ultisi olması lazım, öyle hatırlıyorum. E, 1, 2 ve 3'ün e, %50 e, temel ezici hasarında bir artış gerçekleştirilmiş. E, o şekilde de e, aynen e, son olarak da bununla kapatmışlar. Başka bir sınıfta herhangi bir değişiklik yapmamışlar. E, aşağı kısımda e, iki tane ünitten bahsediyor. Etkinliği arttırılmaya çalışılmış bir ünitler. Prefecture Pikeman bilirsiniz zaten. Kargılı milislerden sonra gelen iki e, mavi birim. Kargılı milisler onlardan daha iyi olduğu için sanırsam onlara bir buff getirmişler. Evet aşağı kısımda da e, eşyaları kraftlarken gereken malzemelerden bahsetmekte. E, bu serinin ilk videosu olacak. E, sezon 8'e bir bakış attık. Yama notlarını okuduk. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Oyunda yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar dilerim.